Evet, memleket meselesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli konuklarımız var. Konuşmaya devam ediyoruz. Ankara'yla devam ediyoruz. Tabii ki eski avukat Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Sayın Mustafa Kemal Çiçek konuklarımız arasında ve kendisiyle reklamlardan önce tam lafımız yarıda kalmıştı. Oradan devam etmek istiyorum. Bir de şu başlığı da açmak istiyorum. Aslında ben de çok merak ediyorum. Eminim izleyiciler de çok merak ediyordur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamaları var. Hakarete varan açıklamalar zaman zaman. Ve burada çok sayıda dava açılıyor ve davaların büyük bir kısmını kaybediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulmuş durumda. Bu davalarda süreç nasıl yaşanıyor? Özellikle şöyle bir iddia da var. Siz CHP'nin içerisinden gelen birisi olarak size sormak isterim. Baktığımız vakit bu istifa dilekçeleri partideki bazı isimlere vurgu yaparken davaları kendi çıkarları için kullandığını söylemişsiniz istifa dilekçenizde. Bunu biraz daha açar mısınız? Nasıl bu davaları kendilerine yönelik kullanıyorlar? Kendi burada istifa dilekçelerini kendi çıkarları için, daha doğrusu tazminatları kendi çıkarları için kullanıyor demişsiniz. Biraz daha açar mısınız? Tazminatlardan kastınız nedir? Ben o paragrafa bir tespitte bulunayım. Şöyle o zaman, şöyle diyeyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatlara ilişkin o oluşturulan fon. Anlayamadım o hususu. Evet. Şöyle, o benim dilekçemde konu değil zaten. Şunu arz etmekte fayda görüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin vekilliğini yaptım bu süreçte. 2013 itibariyle de işte zannedersem Bülent Tezcan zamanında genel başkanın vekaleti verildi. Bir kısım davalarını takip ettim. Bu kamuoyuna mal olan, cumhurbaşkanıyla olan veyahut da çeşitli davalar benim takip ettiğim davalar değil. Onu başkaca bir avukat arkadaş takip ediyor. O da sizin biraz önce belirttiğiniz gibi işte milletvekillerinden maaşlarından bir fon kurulduğu, buradan karşılandığı yönünde sizin de bildiğiniz hususları ben biliyorum. Detayını bilmiyorum o kısmı. Evet. Şurada bir eksiklik kaldı bir önceki kısımdan. Buyurun. Sayın Muharrem İnce'nin seçim akşamı maruz bırakıldığı durumla alakalı. Muharrem İnce'nin o gün seçimin ikinci tura kaldığını ilan eden genel merkez yöneticilerinin olduğunu belirtmişken, onu seçimde yaklaşık 180 bin, 190 bin civarı sandık söz konusu. 188 bindi yanlış hatırlamıyorsam. Bu 188 bin sandığın 13 bininde sizin görevliniz yok. 44 bin sandıkta da ıslak imzalı tutanak yok. Şimdi seçimin ne kadar ciddiye alındığını gösteren bir tablo bu. Yine Sayın Muharrem İnce o gün saat 5-6 civarında Yüksek Seçim Kurulu'na gittiği vakit Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllardır YSK temsilciliğini yapan şahıs yanında Sayın Muharrem İnce tabii kimi muhatap alacak? Partinin temsilcisini muhatap alacak dönüp. İşte Sayın Avukatım bir sıkıntı var mı, bir sorun var mı diye kendisine şifayen soruyor. Kendisi de hiçbir sorun olmadığını, her şeyin işleyişe uygun gittiğini söylüyor. Sonra siz çıkıyorsunuz, Sayın Muharrem İnce insanları neden sokağa dökmedi? Böyle bir tablo içerisinde Sayın Muharrem İnce'nin hassasiyeti ortadayken, o kadar insanı nasıl bir hukuksuzluk var da sokağa dökecek? Binlerce avukatı neden çağıracak? Senin YSK temsilcin burada bir sıkıntı var. İşleyişte bir sorun var. Usulsüzlük yapılıyor diyecek ki Sayın İnce harekete geçecek. Peki netice itibariyle Çiçek, yani yapılan 2023 tüm suçlamalar var önümüzde. Yani 2023'te de CHP'nin bir gösterdiği aday ya da CHP genel başkanı kendisi olursa, aday olursa, yani yine aynı sistem mi işleyecek? O zaman CHP
bu noktada 2023'ü de bugünden kaybetmiş gibi görünüyor yani eğer bu içerideki çekişmeler... Onu bilemiyorum. Artık ben mensup olmadığım için nasıl bir işleyişe dahil olacaklar, nasıl bir süreç içerisinde olacaklar, ne gibi argümanları ortaya koyacaklar onları bilemiyorum. Ben yaşadığım süreç, evet, geçmiş süreç için ancak değerlendirmeler yapabilirim. Biraz önce sorunuzda belirttiniz, eleştirilerim. Ben açıklamamda da belirttim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Ağrı Dağı'nın 5137. metresine armağan etmiş bir insanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin menfaatini size şunu tüm samimiyetimle ortaya koyarak söylüyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından daha çok savunmuş bir insanım. En son Atatürk'ün kız kardeşinin evlatlıklarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik vasiyetin iptaline yönelik açtığı davanın neticesini olumlu olarak partimiz lehine kazandırdık. Bir Allah'ın kulu. Bu dava nedir? Sonucu nedir? Bir riskimiz var mı? Atatürk'ün vasiyetine, bu Atatürk'ün vasiyetinin içerisinde sizin temettüsünden yararlanamazsanız dahi %28'lik bir payınız var. Bu vasiyetname ki hiçbir zaman ben Türk hukuk sistemi içerisinde Büyük Atatürk'ün vasiyetine bir halel geleceğine inanmıyorum. Ancak olumsuz bir tablo olsa siz onu da kaybedeceksiniz. Evet. Benim burada demek istediğim husus Atatürk'ün sadece sözde olduğu. Benim Sayın ismim Çiçek. Mustafa Kemal. Atatürk'ün ismini taşıyorum ben. Şimdi, eğer ki burada gerçekten Atatürk'e, Atatürkçülüğün değerlerine yönelik bir samimiyet olsa ben bunu burada ikrar ederim, ortaya korum. Şimdi Sayın Çiçek, burada belirttiğim üzere CHP'nin yaptığı ittifaklar içerisinde Atatürk karşıtı olan partiler var biliyorsunuz zaten, HDP gibi. Ancak CHP'nin kendi içerisinde de Atatürk demekten çekilen isimler var. Şimdi burada hepimizin bir Atatürk hassasiyeti var. Evet. İsterseniz o bandımızı bir izleyelim. Ondan sonra bütün konuklarımıza bu konuyla ilgili bir soru, evet, yöneltmek istiyorum. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyi militer bir ifade olması nedeniyle reddediyorum. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyi militer bir ifade olması nedeniyle reddediyorum. Evet, Mustafa Kemal Bey, şimdi hem yani Atatürk demek de demekten de çekinen, sakınan bir il başkanı var CHP'nin. İl başkanı diyoruz, İstanbul il başkanı, yani öyle sıradan, evet, bir il de değil, büyük şehir. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani Atatürk noktasında dışarıdan görünen o gibi CHP'nin içerisinde bir ayrışma var. Bu gerçekten de öyle mi? Var mı bir ayrışma? Yoksa dışarıdan biz yanlış mı gözlemliyoruz? Bakın, şunu belirtmekte önem görüyorum. Buyurun. Kaftancıoğlu'nun hangi koşullarda il başkanı olduğunu yakın tarihi gözümüzün önüne getirdiğinde ortaya koyabiliyoruz. O dönemin il başkanı Cemal Bey seçimin favorisiyken genel başkanın müdahalesiyle, o müdahalenin de direkt olarak yapıldığı yer Beylikdüzü ilçesinin delegelerine yönelik olarak. O zaman Beylikdüzü'nün belediye başkanı, ilçe başkanı kimdi? Onu ortaya koyabiliriz. Seçime Atatürkçü, cumhuriyetçi, bu değerlerle hiçbir sorunu olmayan Cemal Bey alacakken devreye genel başkanın girmesi, birkaç delegenin yer değiştirmesi ki bu Beylikdüzü delegeleridir, bunu bütün partililer bilir. Netice itibariyle bu şahıs İstanbul İl Başkanı yapıldı. İstanbul İl Başkanı yapılan şahsın biraz önce gösterdiğiniz ifadeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre ihraç nedenidir. Yani partinin kurulları, partinin
ilgili birimleri parti tüzüğüne göre, parti ahlakına göre faal hale getirilseydi bu şahıs partiden ihraç edilmeli. Nasıl durabiliyor Sayın Çiçek? Yani parti içerisinde nasıl durabiliyor? Ben açıklamamda belirttim. Atatürk'ün kurduğu bir partiden bahsediyoruz ve Atatürk kelimesini kullanmak istemeyen bir isimden bahsediyoruz. Tuhaf değil mi? İşte bizim istifa nedenimiz bunlar. Biz partideki Atatürkçüler, partideki Cumhuriyetçiler, partideki milli insanlar neden bu partiyi bırakıyor? Neden Atatürk'ün partisini bırakıyor? Neden Uluçınar'ı bırakıyor? Neden bu yuvadan ayrılıyor? İşte bunlardan dolayı benim açıklamamda var. Burada ne diyorum ben? Aynen belirttiğim husus. Buyurun. 23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? 24 Nisan. Bunu hatırlatıyor biraz önce ismini zikrettiğiniz kişi. Satılmış ordu diyen, Türk askeri lejyoner diyen, Atatürk'ün Dersim katliamcısı ilan eden, Atatürk'e kefere diyen, en sonki transfer, bir milletvekili transfer oldu, Saadet Partisi'nden geldi herhalde, ismini dahi bilmiyorum. Atatürk'ün bu milletin armağan ettiği Anıtkabir'ine külfet diyebilen bir kişiye altırok rozeti takıldı. İşte bunlara yönelik tepkimizden dolayı, bunlara yönelik mücadelemizin neticesiz kalmasından dolayı biz şunu yapabilirdik. Çok yaşa kralım, doğru yapıyorsunuz kralım, güzel yapıyorsunuz kralım, her şey çok güzel, her şey çok güzel olacak, her şey çok harika olacak diyebilirdik. Bunu demek suretiyle küçük menfaatler temin edilebilirdi. Derecesine göre büyük menfaatler de temin edebilirdiniz. Ama bizim onurumuz, şerefimiz, Atatürk ülke ve devrimlerine bağlılığımız bunu temin edemez. Zaten bu tepki bundan ibaret bir tepkidir. Evet. Yoksa iyi işleyen, güzel işleyen, Atatürk devrimlerine bağlı bir yapılanma söz konusu olsaydı biz neden arayış içerisinde olacaktık? Herhalde sorunuza cevap olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi döneceğiz 650 milyona. Sayın Ankara'da vekilime bir soru yöneltmek istiyorum. Tüm bunlar konuşurken aklıma geldi. Hemen onu da yönelteyim. Özellikle son günlerde bazı medya kuruluşlarında sayın vekilim, Cumhur İttifakı'na yönelik saldırılar var. Zaten yeni değil ama ittifak bozulsun diye yayınlar yapılıyor. Bunun son örneğini Habertürk televizyonunda gördük. Özellikle Sayın Bahçeli'nin anayasa açıklaması sonrası buna ilişkin yayın ve yaşananları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Habertürk televizyonunun yaptığı yayınları siz bir MHP'nin grup başkan vekili olarak nasıl değerlendirirsiniz Sayın Bülbül? Şimdi tabii konunun bütünlüğü içerisinde hareket etmek gerektiği kanaatindeyim. Şimdi program bu dakikaya kadar belli bir akış içerisinde geldi. Evet. Bir anda şimdi mevzuya geçip bundan sonra devam edeceksek detaylı bir değerlendirme yapalım ama şimdi bu Cumhur İttifakı'na yönelik olarak yaşanan salvolar yeni değil. Biz Allah'ın izniyle bunları bertaraf etmeye muktediriz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ancak ne olduğunu ve niçin olduğunu da kamuoyuyla paylaşmak son derece önemli. Salı günü 4 Mayıs tarihinde Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik anayasa teklifi, önerisini kamuoyumuzla paylaştı. Bu Türk siyaseti açısından önemli ve örnek teşkil edebilecek bir açıklamaydı. Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir özgüvenle öncelikle Cumhur İttifakı'nda paydaşımız olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile paylaşmak, Sayın Cumhurbaşkanı'na sunup bir karşılıklı birlikte müzakere etmek suretiyle ve daha sonrasında da kamuoyunun tartışmasına şeffaflık ilkesi gereğince
kamuoyunun tartışmasına açmak suretiyle belli bir plan dahilinde Türkiye'de her siyasi partinin konuştuğu olmalıdır dediği ancak nasıl olmalıdır noktasında herhangi bir açıklama yapma gayretinde olmadığı bir meseleyle ilgili anayasa meselesiyle ilgili, sivil anayasa meselesiyle ilgili bir çıkışta bulundu. Bu demokrasimiz açısından son derece kıymetli. Özellikle 21. yüzyıla girdiğimiz bu günlerde, 21. yüzyılın başında Türkiye'nin bölgesinde, dünyada devlet olarak gücüne güç katacak ihtiyaçlarını, güncel ihtiyaçlarını ve gelecekte ihtiyaç duyabileceği hususlara cevap verebilecek ve gerçek manada bir vesayet altında değil, sivil ve Türk milletinin bizzat kendi iradesiyle, onun seçtiği temsilciler vasıtasıyla oluşturabileceği bir anayasanın önerisini ortaya koydu. Bu başlangıçta diğer televizyonlar, haber yayın organları tarafından hemen bir anti propaganda vasıtası haline getirilmeye çalışıldı. Bu son derece acımasızca bir saldırıydı. Niye? Çünkü siz tam bir anayasa metni ortaya koyuyorsunuz. Yani 100 maddelik bir anayasa metni. Bu kolay değildir, bunu bilenler bilir. Bu hazırlandığı zaman, kamuoyunun takdirine sunulduğu zaman öncelikle arzu edilir ki kamuoyu bununla alakalı olarak bir değerlendirme yapsın, incelesin, enine boyuna meseleyi tartışsın. Arkasından buna dair hükmünü kamuoyunda bütün taraflar paylaşsın. Biz bundan çekiniyor olsak zaten böyle bir çıkışta bulunmayız. Yani Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir açıklama, böyle bir öneri ortaya koymaz bundan çekiniyor olsa. Biz bundan çekinmediğimizi, aksine bu konuların tartışılması gerektiğinde gerektiği hususunu vurgulayarak ortaya örnek bir tavır sergilediğimizi, ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Fakat burada efendim anayasanın şurası, burası, işte genel başkanımızın sadece başlık olarak yaptığı açıklamalardan içeriği konusunda hiçbir bilgi sahibi olmadan sanki buradaki bazı açıklamaların, maddelerin Cumhur İttifakı içerisinde çatışmaya, probleme sebep olabileceğini iddia ederek bir anda bizim bu anayasa çalışmamızı, önerimizi karalamak cihetine gidildi. Habertürk'te bu konuda hemen genel başkanımızın basın toplantısının sonunda yayına giren Habertürk'teki gazeteciler ve yayıncıların bu noktadaki yakışıksız tavrı ve meseleye bir seviye düşüklüğü içerisinde yaklaşmış olmaları neticesinde arzu edilmeyen bir tablo ortaya çıktı. Bundan dolayı tabii siyasi anlamda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarafında da bizim açımızdan da bir tepkiye neden oldu. Bu tepki son derece haklı bir tepkiydi. Çünkü yargısız yapılan bir infaz söz konusu. İşte İyi Parti Grup Başkan Vekili çıkmış, adeta yok sayarcasına bir açıklama, ön yargılı bir tavır içerisinde bu anayasa çıkışımıza cevap vermeye çalışmıştı. Yine aynı şekilde farklı gazetecilerin, yazarların bu manada özellikle Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne tavırlı ve taraflı olan gazetecilerin, yazarların bu manada bir değerlendirmelerine, beyanlarına hep birlikte şahit olduk. Bu son derece üzücü bir durum. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet'in 100. yılını çok kıymetli bulan, çok değerli bulan, yine aynı şekilde yani Cumhur İttifakı da bu şekilde, Cumhuriyet'in 100. yılına çok büyük bir heyecanla hazırlanmaya çalışan, bütün talihsizliklere yaşadığımız, özellikle pandemi gibi bir takım küresel boyuttaki olumsuzluklara rağmen büyük bir heyecan duyan bir siyasi parti. Ve burada lider ülke Türkiye hedefine varmak noktasında Türkiye'nin yapısal olarak gerçekleştirilmesi gereken, atması gereken adımların neler olduğunu her daim ortaya koyuyoruz. Ve bunu bir yeni bir anayasa yapımının stratejik bir hedef olarak belirledik. Evet. Yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız İnsan Hakları Eylem Planı'nın taslağıyla ilgili açıklamalarında en önemli vurguyu yeni bir anayasa yapılması olarak, hedef olarak ortaya koymuştu. Bunlar son derece önemlidir, kıymetlidir. Evet. Biz de
özellikle muhalefette anayasa taslağıdır, raporudur, anayasa hazırlık çalışmalarıdır. Bir dünya fırtınanın koptuğu ortamda ya bütün siyasi partiler çıksınlar, desinler ki ben şöyle bir anayasa, şöyle bir devlet hayal ediyorum. Temel hak ve hürriyetlerle alakalı benim temel bakış açım şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin efendime söyleyeyim kurumları, cumhuriyetin organları, yasama, yürütme, yargı, bunların şu şekilde teşekkül etmesini arzuluyorum diye bunları şimdi bir metne dökerek bunu kamuoyuyla paylaşması gerekirdi. Fakat bunun bir türlü yapılamadığını görüyoruz. Niye? Çünkü aradaki sıkıntı bu taraflar arasında özellikle Millet İttifakı denilen yapı, işte CHP ve dostları ne şekilde ifade edeceksek edelim. Bırakın bir anayasanın giriş kısmında mütabık kalmayı, anayasanın başlangıç kısmı diye ifade edilen ve normatif hükümlere yer verilmeyen, sadece cumhuriyetin, devletin temel değerlerini ifade eden ve dünyadaki 164 ülkenin anayasasında da bulunan bir başlangıç kısmında 3-4 paragraflık bir metinle dahi bir araya gelmeleri, mütabık kalmaları mümkün olmayan bir birliktelikten bahsediyoruz. Evet. Şimdi bunlar, bu yapılar ne yazık ki Türkiye'de yeni anayasa noktasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi olarak ortaya koyduğu bütün çabaları dinamitlemekle meşguller. Çünkü ortaya bir nasıl bir anayasa sorusu gündeme geldiğinde ortaya koyabilecekleri şeyler kendi tenakuzlarını, kendi çelişkilerini bizzat kamuoyunun önüne bütün çıplaklığıyla ortaya koyacak hususlar olacak. Onun için burada genel olarak bundan kaçınıldığını, bundan uzak durulduğunu görüyoruz. Yine şimdi, aynı şeyi seçim meselesinde de görüyoruz. İşte erken seçim, erken seçim diye çıkarlar. Efendim adaylık konusu ne olacak? Bu konuda hiçbir hazırlığımız yok diye cevap verirler. Efendim Türkiye'nin bu süreçte, özellikle böyle netameli bir dönemde Türkiye'nin yönetim yapısını, anayasasını yeniden gözden geçirmek, vesayetleri ortadan kaldıran ve gerçekten 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan iklimden istifade ederek Türkiye'nin bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorduk. Ama ne yazık ki bunlar işte özellikle bazı basın yayın organları tarafından suistimal edildi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na düşmanlık noktasında meselede yeni bir boyut ortaya çıktı. Biz de tepkimizi ortaya koyduk ve bu tepkimiz neticesinde de özellikle sosyal medyada, Türkiye kamuoyunda bizim haklılığımız noktasında şimdi Sayın Bülbül, anayasa noktasına tekrar geleceğim birazdan. Bu kampanyaya destek olduğunu görürüz. Evet. Şimdi o başlığı biraz daha açacağız ilerleyen saatlerde diyeyim ama bu önceki konuyla ilgili Sayın Genç, sizin sanırım bir soru yöneltmeniz vardı Sayın Çiçek'e. Aslında tabii mevzu o kadar çok dağılıyor ki, çünkü çok fazla şey var. İstifanın arkasında Muharrem İnce'nin yeni memleket hareketi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda adayı kim olacak sorunsalı var. Çünkü bir İmamoğlu figürü vardı. Şimdi Mansur Yavaş da araları çok iyi değil. Kılıçdaroğlu son günlerde ben de aday olabilirim demeye başladı. Yani o kadar çok alt başlık var ki tabii bu istifanın içerisinde bir süre kadar gidiyor. Bu arada Sayın Muhammed Levent Bülbül'ün de, Sayın Vekil'in de serzenişi de doğru. O da bir başka mevzu. Yani bir cümle, en azından bir cümle katkıda bunu geçeceğim. Şöyle, ben yeni anayasaya ihtiyaç var mı diye sorsanız tüm siyasi partiler, tüm Türkiye, tüm dünya, kozmos der ki tabii ki var. Çünkü darbeden darbeye anayasa değiştiren bir milletiz biz maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra Sayın Devlet Bahçeli birkaç gün önce Salı günü toplantıda bir açıklama yaptı. Anayasaya dedi, hatta gösterdi, alayı bu dedi. Ben şu ilk cümlem şuydu benim. Onu da söyleyeyim, Sayın hazır yakalamışken Sayın Vekilim Bülbül'le konuşuyorum. Yani onu anlatayım derdi mi? Çok sürpriz dedim ve çok şöyle takdir edilisi bir durum geldi. Neden? Çalışmışlar, yapmışlar, bir emek var ve Türkiye'nin ihtiyacı var. Herkes bunu söylüyor. Şeye bakıyorsunuz, muhalefete bakıyorsunuz, hani bunu itiraz edenlere, ya bir yıldan fazladır güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey ortaya koyuyorlar. Bir yılı geçti. Ben de sordum o zaman,
parlamentonun sütunlarını mı kalınlaştıracaksınız, uzatacak mısınız, nedir bu güçlendirilmiş diye. Arkadaş bir cümle yok. Bir cümle yok. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması çok takdir edilisi. Çalışma var. Hemen oturmuşlar, yazmışlar, 100. yıl demiş, 100 madde demiş. Hani ancak şapka çıkartıp tartışırsın, koyarsın ortaya. Dersin ki bunlar bir emektir, ilk harekete geçen partidir. Takdir edersin, bitti. O yüzden ben burada bir an dinlerken aklıma evet. O geldi. Tek bir kelime yazmayan, hiçbir emek harcamayan ve sürekli iktidara bu şekilde yüklenen ve sistemin değişmesi gerektiğini söyleyen ve hatta Canan Kaftancıoğlu gibi bir şekilde bu sistem değişecek deyip de teyit edenler bunu şey yapacaklar, tenkit edecekler. O bir çalışma var ortada ve de Sayın Bahçeli de alayına gider bir çalışma yapmış. Koymuş ortaya 100 maddeyi. Ne var ne yok baktınız mı ettiniz mi? Ya birisi çalışmış, sivil anayasa çalışmış. Yani bu da hakikaten Sayın Vekilin Selzeci destek olsun diye söyleyeyim dedim. Buradan, bilmiyorum vekilim katılır mısınız dediklerime. Bir cümle bulamadık. Yani o güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne oldu kendileri de bilmiyor. Çünkü normal parti diyemiyorlar. Güçlendirilmiş diyorlar. Vekil sayısı bine mi çıkacak Sayın Vekilim? Bin kişi mi olacaklar? Parlamento binası mı büyüyecek, güçlenecek? Bilmiyoruz. Ama onlar da bilmiyorlar. Onu da bilmiyorlar. Fakat burada bir çaba var. Onu bu şekilde söylemiş olayım. Evet. Sayın Vekil destek olarak o bir. Evet. Şimdi asıl soru şu. Buyurun. Yani o kadar çok alt başta oluyor ki yani çünkü olay hakikaten Sayın Çiçek'in istifasıyla birlikte yarın itibaren daha da fazla bu tartışma sürecek. Evet. Muhtemelen ben bu hafta yazımın içerisinde istifa metni içerisinde bulduğum bazı cümleler var. Benim çok sorduğum şey, ben çok yazı yazmış bir kişi olarak yani hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Sayın Muharrem İnce ile ilgili çok yazı yazmış bir kişi olarak söylüyorum. Benim aslında cümleye takıldığım nokta şu. Belki başta da cevabı verildi ama ben atlamış olabilirim. Belki Kenan abicim belki anlamış olabilir. 650 milyonun bu ciddi bir rakam. Çok çok merak seviyorlar ya. Nerede 128 milyar, nerede onlar falan derken biz de soruyoruz mesela. 900 at nerede diye cevap alamıyoruz. Evet. 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, hangi anket araştırma şirketlerine verildiğini soramamak diyor. Soramamak. Sorulamaması. Engellediler mi acaba? Yani bunu sormaya çalıştığında Muharrem İnce hangi şirket, hangi kanallar yani illegal mi verildi? Veyahut da niye soramadılar bunu? Ya ben merak ediyorum. Evet. O kadar basit bir şey değil. Bir avukat olarak yani bu 650 milyon hani 1 milyonunu kaybedersin de daha önce bir dava vardı. Hatırlıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin AYM'ye verdiği bir ceza vardı. O ceza 2010'lu yıllardaydı galiba. O da Cumhuriyet Halk Partisi şahsi harcamalarının 400 küsur bin liraydı galiba. İşte parfüm almışlar, iç çamaşır almışlar falan filan. Bunu da parti masrafı yazmışlar. Bunlar basit. 450 bin lira. Onu da cezasını yedi yalnız Cumhuriyet Halk Partisi. 650 milyonun... Çok yüksek bir meblağ ya rakam. 650 milyonun anket firmaları niye bu kadar çok yüksek ediyor onu da bilmiyorum. Aynı zamanda yayın organları bayağı ciddi bana bu kadar parayı verseniz ben birkaç tane kanal kurarım yani bu paralarla. Ve bunu soramamak diyor. Sayın Çiçek diyor soramamak. Yani acaba... Ne yaptı bu? Peki çok... Sayın Çiçek bu bir tabu mudur yani bu sorulamıyor mu niye gerçekten? Niye soramadınız yani? Engellediler mi sizi? Şimdi Sayın Hikmet Bey'in sorusuna cevap vermeden önce bu anayasayla ilgili bir noktaya temas etmek istiyorum. Buyurun. Anayasa işte Sayın Vekil aktardı bir çalışmanın ortaya konduğunu söyledi. Malumunuz olduğu üzere bundan 2013-2014 yılında mecliste bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Ben de o komisyon içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisiydim. Yani uzman danışman statüsünde milletvekillerinin yanında. Evet. Orada 60 madde üzerinde bir mutabakat sağlandı. Tabii o defter kapandı, ortada yok. Şimdi muhalefet işte hepinizin malumu olduğu üzere bir gizli anayasa çalışması içerisine girildi. Kimsenin haberi olmayan herhalde otel köşelerinde, kapalı alanlarda, güvenlikli alanlarda bir anayasa yapılıyor. Zaten bu ortaya çıktığında da bir infial yarattı. Üstü de örtüldü bunun. Yine parti içerisinde anayasa çalışmaları yapıldığı söyleniyor. Ben partinin hukukçusuyum. Şu an itibariyle o dönemki anayasa uzlaşma komisyonundan partide kalan tek kişi Rıza Türmen, Atilla Kart, Süheyl Batum hiçbiri yok. Sadece ben varım. Partide bu gizli anayasa çalışmasını kastetmiyorum. Onun dışında işte güçlendirilmiş anayasa adı altında aleni olarak yapıldığı söylenen bir çalışma içerisinde partinin 3 yıl anayasa uzlaşma komisyonunda görev almış.
bu konuya hakim, anayasa hukuku üzerinde yüksek lisans çalışması yapmış, partinin 10 yıllık avukatı haberdar edilmiyor. Netice itibariyle bu anayasanın kimlerle yapıldığı, kimlerden bilgi alındığı, kimlerin fikrinin sorulduğunu da kamuoyunun takdirine sunuyor. O zaman CHP'nin yaptığı bir çalışma değil diyorsunuz. Hikmet Bey'in burada belirttiği nokta, dayatılmış herhalde bir çalışma. Bu fikir alışverişi şeklinde ilerleyen bir süreç. Benim bildiğim kadarıyla yok. Bir fikir alışverişi şeklinde var. Ama bir fikir alışverişi dahi olsa partinin hukukçususunuz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan bugüne gelen tek kişisiniz. Ve siz bunun içerisine dahil edilmiyorsunuz. Böyle bir illiyet bağı, böyle bir birliktelik, böyle bir devamlılık söz konusu olabilir mi? Evet. Sonuç itibariyle bunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Şimdi sorduğunuz sual üzerine bu rakamla rakam boyutuyla söylüyorum. Evet, Hikmet Bey'in sorduğu mesele Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabidir siyasi partiler. Evet. Her siyasi partinin yaptığı harcamalar yıllık olarak anayasaya uygun mu? Siyasi partilerin çalışmasına uygun harcamalar mıdır diye değerlendirilir. Bir usulsüzlük söz konusuysa Anayasa Mahkemesi zimmet çıkarır. Zimmetten sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunur. Zimmet miktarının iki katı kadar da bir sonraki hazine yardımından tenkisata gider, kesintiye gider. İşte iş bu biçimdedir. Benim burada arz ettiğim husus, bu rakamın çeşitli yayın organlarına verildi. Yani bunların ben faturalı olarak verildiğini söylüyorum. Ama tabii başka şekilde bunlar resmiyet dışı da ödentiler yapılabilir. Bugün hepiniz basından görüyorsunuz. Çeşitli belediyelerden akademisyenlere verilmek üzere paraların toplandığı söyleniyor. Bu paralar da yasal uygun rakamlar, yasal olarak alınmış miktarlar değil. Bir belediye neye göre bir rakamı size verebilir? Hangi kalemden verebilir? Hangi bütçe ödentisinden verebilir? Benim buradaki kastım 3 yıl içerisinde hazineden alınan 650 trilyonluk rakamın nereye, hangi kalemlere verildiğinin ortaya konması. Ben bu soruyu sordum. Bu soruyu kamuoyunun da sorması durumu ortaya çıktı benim açıklamam basına düşünce. Herhalde herkesi ikna edecek bir açıklama yapılacaktır. Bugün yapılan açıklama nedir? Bu kadar partiye hizmet etmiş, bu kadar partinin menfaatini korumuş, partinin geleceğini ipotek altından kurtarmış bir insana karşı sizi savcılığa vereceğiz, baroya şikayet edeceğiz, hakkınızda tazminat davası açacağız. Hodri meydan. Açığı olan bir insan hiçbir şeyden imtina etmez. Hodri meydan. Benim tek derdim, içinde bulunduğum süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelmesi, Atatürk'ün çizgisine girmesi. Çünkü Atatürk diyor ki benim iki eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Siz Atatürk'ün eseri olmak istemiyorsanız o ismi, Cumhuriyet Halk Partisi ismini çıkarırsınız, seçimlere girersiniz, neticesini görürsünüz. Eğer ki kendinize güveniyorsanız bu fikirlerle, bu açıklamalarla, bu anlaşmalarla, bu birleşmelerle kendinize güveniyorsanız Atatürk'ün manevi mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakın, başka isim altında siyaset yapın. Yıpratmayın. Sonuç itibariyle Türk milletine mal olmuş değerlerdir bunlar. Atatürk evet. Türk milletinin değeridir. Hepimizin değeridir. Hepimizin savunması lazım. Benim dile getirmek istediğim husus bu. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim açıklamamda var. Ben 8 kez hakimlik sınavına girmiş ve bu hakimlik sınavında mülakat aşamasına elenmiş bir arkadaşınızım. Bu konuda dönem itibariyle Sayın Barış arkadaş soru önergeleri verdi, gen soru verildi. Bu sınavdaki soruların
FETÖ PDE yapısı tarafından ele geçirildiğini ortaya koyduk. Sayın Atilla Kart'ın emeği çoktur bu faaliyetlerde. Bunları biz ortaya koyduk. Ama ne oldu? Olayın kırıcılığını vurgulamak için söylüyorum. O dönemin Adalet Bakanı şu anda bir partinin teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı bildiğim kadarıyla. Benim partimin genel başkanı bu partiye ve bu partiyi oluşturan, teşekkül ettiren herkese siz siyasetin parlayan yıldızısınız dedi. Bunu sindirebilir misiniz? Sizin tek idealiniz olan hakim olmak, savcı olmak hakkınızı elinizden alan, oradaki oluşturduğu heyetle sizi tasfiye eden ki o dönem itibariyle 4 yıllık Adalet Bakanlığı döneminde aldığı hakimlerin, savcıların çoğu meslekten atılmıştır ve benim partimin, benim bu mağduriyetimi benim partim bilmesine rağmen, gen soru vermesine rağmen, o dönemin müsebbibinin o kişi olduğunu bilmesine rağmen siyasetin parlayan yıldızı diyebiliyor. Bunları kaldırabilmek, bunları sindirebilmek ne kadar mümkündür? Sayın Çiçek, bir soru soracaktım. Hikmet Bey'in sorduğu sorunun devamı olarak. Ben istifa açıklamanızda özgeçmişinizden bahsetmişsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ekim 2010'da dahil olmuşsunuz. Mart 2021 2011 tarihinde o dönem mevcudiyetlerini koruyan partili kimliğine, HYS yöneticilerin tarafıma güven duyması neticesinde CHP'nin tüzel kişiliğinin avukatlığını alıyorsunuz. Mart 2013 tarihinde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hukuk ve ceza dosyalarına bir kısım vekilliğini yapıyorsunuz. Şimdi bu rakam Hikmet Bey'in de ifade ettiği gibi çok yüksek bir rakam. 3 yıl sorumsuzca harcanan 650 milyon. İşte hangi yayın organları, anket araştırma şirketleri, kişiler. Ben o dönemde 24 Haziran seçimlerinde ismini de vereyim. Hakan Bayrakçı kamuoyuna da mal oldu. 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığımız anketlerde Tayyip Erdoğan'ın ilk turda %50'yi aştığını gördük. Ancak CHP'lerin tepkisinden korktuğumuz için bunu açıklayamadık. Erdoğan'ın oy oranlarını bile bile düşük gösterdik. Mesela Hakan Bayrakçı'nın şirketine Cumhuriyet Halk Partisi baskı yapmış mıdır? Ya da baskı yaptığını bildiğiniz şirketler var mı? İsim olarak söyleyebilir misiniz? Bir de açıklamanızda şu ifade önemli. İmtiyazlı birilerinin yüksek maaşlar ile danışmanlıklara getirilmesi, yüksek maaşlı personel transferi yapılması, sadece sosyal medya beleciliği yapanlardan fayda gelmesi mümkün değildir. Ben Tuncay Özkan'ın bir CHP'li belediyede mühendis olarak çalışan kişinin sanatçılar adına trollük yaptığı basına yansıdı, belgelendi, gözaltına alındı. Yani somut örnekler var mı? Bu kişiler kim? Yani evet. Bu kişiler isim olarak söyleyebilir misiniz? Şirket ya da yüksek maaş alan danışman ya da sosyal yani orada, medya. Orada benim arz etmek istediğim husus şu. Şirketler dediniz. Tabii bu araştırma şirketleri maddi olarak çalışan şirketler. Sonuçta bir maddiyat olmazsa hiçbir şekilde orada bulunmazlar. Şimdi Hakan Bayrakçı'yla çalışmıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Hakan Bayrakçı'yla bir programa katılmıştı zannedersem İbrahim Uslu. Ben CHP'den iş almıyorum demişti İbrahim Uslu. CHP İbrahim Uslu biliyorsunuz AK Parti ile çalışan, bir dönem zannedersem eşi de AK Parti milletvekili olan, yani yakın illiyet bağı ilişkisi bulunan bir isim. Ben CHP ile iş yapmıyorum dedi, ancak CHP'ye fatura kesen, CHP'den kazanç elde eden bir araştırma şirketinin başkanı. İbrahim Uslu değil mi? Yani ilişkilerin giriftliğini ortaya koymak açısından söylüyorum. İsimlerden birisi bu. AK Parti'den ayrılan bir siyasi oluşumun yanında yer alıyor ve kendisi inkar etti. Evet. Kendisi inkar etti. Gelelim diğer sorunuza. Yakın bir zamanda benim parti içerisinde bulunduğum dönemde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gençlik kollarından bir arkadaşımız intihar etti. Bu basına da yansıdı. Furkan adlı bir arkadaşımız. Bu arkadaşımıza ilçesinin AK Partili belediye başkanı sahip çıkmak istedi. Gel seni işe yerleştireyim dedi. Bu arkadaşımız, onurlu bir arkadaşımız, bu teklifi kabul etmedi. Partisinden bir şey bekledi.
Çünkü bu partinin bayrağını asan, mücadelesini veren, hizmetini yapan, sokağında gezen insanları bu gençlerimiz bizim. Bu onurlu arkadaşımız bu iş teklifini kabul etmedi. Daha sonra bu arkadaşımız intihar etti. Canını kıydı. Ve bu arkadaşımız parti faaliyetlerini ifade ederken kolunu kaybetmiş bir arkadaşımız. Böyle fedakar, cefakar bir arkadaşımız. Bu arkadaşımız iş bulamaz iken genel başkan yardımcılarının yakınındaki isimlerin çeşitli partilere özel kalem, çeşitli belediyelere özel kalem müdürleri yapılması veya AK Parti'de çalışan, AK Parti'de maaş alan bir ismin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda işe alınması kırıcı bir davranıştır. Senin binlerce, on binlerce gencin işsizken o kadar belediyeyi aldık derken, biz şu kadar belediyeyi aldık, Türkiye'nin %50'sini biz yönetiyoruz diye, affedersiniz diye söylüyorum, hava atarken senin gençlerin işsiz, çaresizlikle intihar ediyor. Burada benim vurgulamak istediğim nokta buydu. Evet. Bu insanlara ses olabilmekti. Bu seslerini dile getirebilmekti. Çünkü ben davalar münasebetiyle Anadolu'nun her yerine gidiyorum. Her yerine gidiyorum. Orada gençlik kollarında faaliyet gösteren arkadaşlarımızı görüyorum. Kimse sahip çıkmıyor onlara. Belediyeleri aldık demek mesele değil. Belediye başkanı 3-4 trilyonluk arabayla gezebiliyor. Ben minibüste geziyorum diyebiliyor ama VIP minibüste geziyor. Onların umurunda olan bir şey değil bu. Ben bu çaresizliği, bu insanların acılı durumunu dile getirmek istedim. Bu çığlığı dile getirmek istedim. Bu ifadeler onları barındıran ifadeler. Evet. Sayın Çiçek, ben şunu anlatımlarınızdan şunu çıkardım. Bir, 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin 9. katında yaşananlara şahit oldunuz. Aykut Erdoğdu ve Özgür Özel'in bulunduğu odadaydınız ve Özgür Özel Muharrem İnce'nin, Sayın Muharrem İnce'nin oyları yükseldiği için üzüldüğünü, HDP'nin barajı geçtiği için sevindiğine şahit oldunuz. Birinci somut anlatım bu. İkincisi, Halk TV'nin Muharrem İnce'yi seçim sürecinde ve sonrasında kanala çıkartmayan Halk TV'nin de bu 650 milyonda, eski parayla trilyonda pay sahibi olabileceğini ifade ettiniz. Ve son olarak da İbrahim Uslu, bir araştırma şirketi, CHP'den tabir caizse para yardımında bulunuyor. Ve İbrahim Uslu da şu an fatura kesmiş. Gelecek Partisi, yani. Deva Partisi adına kamuoyuna ya, yorum olarak söyleyeyim, algı operasyonu yapıyor. Yani ilginç bir ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Yani bu isimler, bu rakamlar, ben mesela Tuncay Özkan'ın bu sosyal medya troll yapılanmasında önemli o isim olduğu iddia ediliyor. Yani bir belediyede mühendis olarak çalışan kişi Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, işte çeşitli sanatçılar adına trollük yapıyor ve belediyeler tarafından besleniyor. Belki de çok bu konuda isim çıkacaktır. Yani sizin bu iddianız CHP'nin açıklamasına rağmen hodri meydan, hadi dava açın, ben de bir hususu bir hususu dile getirebilir miyim? Buyurunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkıyor diyor ki işte genel yönetimin yapamadığını bizim belediyelerimiz yapacak. İşte aşı getireceğiz diyor. Siz parayı verin, biz aşıyı getireceğiz diyor. Bir Allah'ın kulu da şunu sormuyor. Belediye dediğiniz yapı anayasanın 127. maddesi kapsamında yerel yönetimdir. Devletin bir organıdır, birimidir. Hani belediye bir siyasi partinin mülkü değildir. Mülkü değildir. Belediyeden istediğin zaman yardım al, bütçe al, personelini yerleştir, onu oradan oraya transfer et, bilmem çeşitli faaliyetlerde bulun. Hakikaten idare hukukunu, anayasayı, Türkiye'nin işleyen teamüllerinden uzak bir yaklaşım bu. Ben burada belirttim, sosyal medya belediyeciliği hususunu dile getirmekten imtina etmedim. Neden? Bir belediye sonuç itibariyle partilinin bir beklentisi vardır. Nedir? Bir belediyeyi aldık, işsiz
arkadaşlarımız istihdam edilmek ister. Bir şey yapmak ister. Yani sizin bir neticeye ulaşmanız gerekir oradan. Ama benim partilim, benim partimin evladı belediyenin kapısından giremiyorsa, bir belediye başkanı bu il başkanını ben istemiyorum diye tasfiye ediyorsa, bir belediye başkanının danışmanı partiden trilyonlarca lira kazanmasına rağmen kendisine iletişim başkanı addederek, belediye başkanı cumhurbaşkanı olduğunda kendisi iletişim başkanı addederek ortada geziyorsa ve bu kişi 2014 yılında açtığı davadan 2019'da trilyonlarca lira, milyonlarca lira kazanmasına rağmen İstanbul Belediyesi'nin seçim kampanyasında feragat etmiyorsa, vazgeçmiyorsa siz burada nasıl bir parti disiplininden bahsedebilirsiniz? Müteaddit kereler yöneticilere dile getirdi. Evet. Bu kişinin 6 sene önce açmış olduğu dava devam ediyor. Bu adam İstanbul Belediyesi'nin kralı benim diye geziyor. Evet. Ben iletişim başkanı olacağım diye kadro dağıtıyor. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Ekrem İmamoğlu'nun benim buradaki paylaşımlarım bunlardan ibaret. Bir haykırıştan ibaret bu. Evet. Kim o isim? Kimdi efendim? Evet, kamuoyu biliyor zaten onu. İsmini zikretmeye gerek yok. Evet. Kitap çıkartmış. Canan Kaftancıoğlu eleştirmişti. Bulmaca gibi oldu. Hemen buluruz. Örgütten sayın dahi bahsetmemiş o kitabında. Evet. Evet. O üçüncü ve son bölümümüzde devam edeceğiz. Aslında soracak çok sorumuz var. CHP içerisindeki o FETÖ yapılanmasından aslında biraz bahsetmiştiniz. Onu soracağım. Bir de Muharrem İnce'ye yönelik suçlamalar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin, Memleket Partisi'nin kuruluşu ile ilgili işte parayı nereden buldun gibi bazı suçlamaları vardı. Onları soracağım. Ama şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar memleket meselesi karşınızda olacak. Evet, memleket meselesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli bir konuğumuz var Ankara'da dedik. CHP ve Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek. Kendisine sorular yöneltiyoruz Ankara stüdyomuzda. İstanbul stüdyomuzda da önemli konuklar var. Hemen ben AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Hanım'la başlamak istiyorum söze. Efendim, Sayın Çiçek'in açıklamalarında bir yer dikkatimi çekti. Özellikle bu anayasa çalışmaları, özellikle gizli anayasa çalışması ile ilgili CHP'nin yaptığı bir çalışma varmış. Ama diyor ki Sayın Çiçek, ben partinin avukatı olmama rağmen benim bu konuyla ilgili bilgim yok, haberim yok diyor. Nasıl bir öyle bir şey olabilir? Öyle mi anlamak gerekiyor mu ki o anayasa çalışması başka bir yerden, bir ajanstan ya da başka bir partiden mi acaba CHP'ye gönderildi, dayatıldı? Sizin bu konudaki fikirleriniz neler? Şimdi bunu daha önce İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ da dile getirdi. Evet. Gizli bir anayasa çalışması yapıldığını ve bunun içinde CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin yer aldığını defaatle ifade etti Ümit Özdağ. Tabii yani yalanlama gelse de fakat kamuoyunu bu konuda inandırmaları mümkün olmadı. Şimdi Mustafa Kemal Beyefendi'nin, sayın meslektaşımın da ifade ettiği üzere bu herkesin malumu. Gizli bir anayasa çalışması yapıldığı iddiasına kamuoyu da inanmış durumda. Burada tabii bir uzlaşma, daha önce kurulan uzlaşma komisyonunda ilk 60 madde üzerinde uzlaşıldığı da doğrudur. Fakat devamı getirmek istemediler. Şu an bu konuya girmişken Sayın Devlet Bahçeli'nin tabii Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik anayasa çalışmasında biz memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da defaatle ifade etti sivil anayasanın hani olması gerektiğini önemsediğimizi. Tabii darbelerden kalma ve artık böyle yamalı bohçaya dönmüş bir anayasamız, artık neredeyse dil birliğini dahi kaybetmiş, tekerrürlerden oluşan bir anayasamız var mevcutta. Bunun değiştirilmesi ve sivil bir anayasa oluşturulması gerektiğini biz de her fırsatta söylüyoruz. Ve bu konuda da çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah bayramdan sonra uygun görülen bir zamanda kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Cumhur İttifakı ortağımızın çalışmalarını da biz önemsiyoruz. Memnuniyetle karşılıyoruz. Hı hı.
Diğer muhalefetin tabii şimdi bunu duyar duymaz verdiği tepki de gerçekten kamuoyunu da rahatsız etmiştir. Bu alaycı tavırlar, alaycı yaklaşımlar, bu işe ciddi bakmadıklarını, yani güçlendirilmiş parlamenter sistemin artık ne olduğunu açıklamaları gerektiğini, bunu kendileri dahi gerçekten bildiklerini düşünmüyorum. Nedir güçlendirilmiş parlamenter sistem? Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelene kadar olan sistem neydi? Onlar bunu ne olarak görüyorlardı? Bunları bir açıklık getirmek zorundalar. Yani, peki, yani bir parlamenter sistem yok ki bir güçlendirme, yani nasıl bir mantıkla bu, yaklaşılıyor kendilerinin buna? De ne olduğunu bildiğini açıkçası ben düşünmüyorum. Bu altı boş bir artık bunu dillerine doladılar, bir efsane haline getirdiler kendi taraflarında ama bunun altı boştur. Kamuoyu da gerçeklerin farkındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekten özellikle bizim 2023 hedeflerimize de bunun arasında da vardır. Sivil bir anayasa hazırlamak. Bunu da biz gerçekten arzuluyoruz. Tabii ki partilerin uzlaşmayla bunu çıkarmasını da önemsiyoruz. Fakat muhalefetin bu tavırlarına baktığımızda da bu biraz gerçekten sıkıntılı görünüyor. Umarım bu hareketlerinden vazgeçerler. Gerçekten milletin yararına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışacak sivil bir anayasanın hazırlanması noktasında da biz onları ciddiyete davet ediyoruz. Evet. Bir, Yasin Bey, muhalefetin sizce bir liderlik sorunu var mı? Yani baktığımız vakit Cumhur İttifakı'nda bir liderlik sorunu yok. Yani her şey belli, net bir çizgilerle çerçevesi belirlenmiş bir şey ama öte yanda muhalefette ciddi bir kaos var. Liderlik kaosu var. Bir ana muhalefet partisi var, genel başkanı var ama hiçbir zaman bir şeye aday değil. Cumhurbaşkanlığı seçimine de aday olmadı. Girdiği hiçbir seçimi de kazanamadı. Öte yandan içinde bulunduğu suni ittifaklar da diğer partiler de tam net bir tavır belirleyemiyor. Yani 2023'e de çok iki sene kaldı. Nasıl bir yol izleyecekler? Bu belirsizlik, muhalefetteki belirsizlik Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumunu da sizce olumsuz etkilemiyor mu? Ya tabii lider dediğiniz şey öyle bir lider kavramı yönetici kavramından farklı bir şeydir. Evet. Yani bir partinin bir yöneticisi olur, bir genel başkanı olur ama onun bir lider olması bambaşka sosyolojik bileşenlerin ortaya çıkmasıyla mümkün olabilir. Bir kriz ortamı olacak, o krizin çok iyi yönetilmesi, bütün insanlarda takdir toplayan özellikle parti tabanında ve parti tabanının genişleme alanında ciddi takdir toplayabilecek bir kriz yönetimi kabiliyetini sergileyebilen, belli insani özelliklere de sahip olan, yani tutarlılığı olan, belli bir hitabeti olan, belli Allah vergisi de bir insanlarda bir organiklik duygusu yaratabilecek bir özelliklere sahip olması. Yani bu anlamda aslında Türkiye'de lider kavramı en azından son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız da Recep Tayyip Erdoğan'la neredeyse özdeşleşmiş durumda. Sosyolojik koşullar böyle bir lider ortaya çıkardı. O da buna çok güzel hitap etti. Bu kriz, bir kriz ortamından çıktı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani siyasetin tıkanmış olduğu, hem ekonomik krizin, hem siyasal krizin, hem toplumsal krizin had safhalara vardığı bir ortamda çok güzel bir karşılık verdi. Hem kişiliğiyle, liderliğiyle. Yani sadece bir AK Parti'ye genel başkan olmadı, bir yönetici olmadı. Aynı zamanda evet, bir liderlik, toplumsal liderlik yaptı. Hali hazırda muhalefette böyle bir lider yok. Belki de krizin, Türkiye'de bir kriz, ciddi bir kriz yok şu anda. Ve o krize karşılık gelecek diyelim ki şu anda iktidar bir kriz üreten bir mekanizma değil şu anda. O kriz üreten bir mekanizma olacak ki ona karşılık ama, verecek. Haklısınız ama yani muhalefetin de sürekli suni algılarla üretip tabii ki piyasaya pompaladığı farklı durumlar var. Yani onları da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü onlar da sistemi ve mevcut durumu olumsuz zaman zaman etkileyebiliyor. Tabii ki olumsuz etkileyecek. Yani neticede bir diyalektik içerisinde oluyor muhalefetle iktidar arasında. Bir şey denge içerisinde ama ben bu noktayı biraz daha buyurunuz. Durmadan önce Sayın Mustafa Kemal Çiçek Bey'in demin yaptığı tasih ile ilgili bir tasih yapmak istiyorum. Buyurunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir değişim bekliyor muyuz? Evet, bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten değişse iyi olur.
yıllarca biz onun özlemi içerisinde olduk. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de siyasetin önüne tıkayan bir partiydi. Türkiye'de Jacobinist bütün politikaları destekleyen, o Jacobinist politikalar dolayısıyla siyasetin üzerinde adeta bir demokrasinin kılıcı gibi duran, demokratik açılımlara her zaman engel olan bir partiydi. Dolayısıyla herhangi bir demokratik açılıma karşı bir darbe tehdidini de arka planda vesayet kurumlarını da bütün hem silahlı hem silahsız yargı veya yüksek öğretim kurumu veya diğer bütün anayasal kurumlarını anayasa mahkemesinin yedeğini almış olarak hatta yeri geldiğinde başka mihraklardan da destek alan bir şeydi, siyaset ve demokrasinin üzerinde ciddi bir tehdit idi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ve kullandığı şey işte Atatürkçülüğü kullanıyordu, laikliği kullanıyordu. Atatürkçülüğü kullanma tarzı bir ideolojik bir şey olarak toplumun üzerinde ciddi bir şey oluşturuyordu, ciddi bir baskı oluşturuyordu. Bu hakikaten siyasetin önünü tıkıyordu. Bu açıdan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmesini beklemek, olumlu anlamda değişmesini beklemek elbette güzel ama Cumhuriyet Halk Partisi değişmesini beklerken çok değişti, çok fazla değişti. Bu sefer kendisi bizatihi Türkiye'deki Kürt sorununun sebebidir. Türkiye'de şu anda eğer bir şekilde hani Kürt kavramının, Kürt kimliğinin inkarı diye bir şey söz konusuysa bunu en katı bir biçimde hayata geçirmiş olan siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve bunu çözen parti AK Parti olmuştur. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen çözen AK Parti olmuştur. Fakat bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi umduğumuzdan ve beklediğimizden çok fazla değişti. Bir yere kadar o değişimi ben şahsen olumlu karşılıyordum. Peki o değişim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelip gerçekten de Türkiye'de Kürt sorunuyla barışmış olması, Kürt sorununun çözümüne dair bir vizyona sahip olması çok kötü bir şey değil. Yani siyasetin önünü belki açabilecek, yeni bir toplumsal uzlaşma alanına yeni bir fırsat verebilecek, yeni bir rüzgar, fırsatla esintiler getirebilecek iyi bir şey idi ama bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimi o noktada durmuyor ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta bugün Kürt sorununun ikinci büyük sebebi olan başka bir siyasi gelenek yani PKK ve onun silahlı terör örgütünün yapılarıyla ittifak kuracak noktaya geldi. Şimdi bu kadar da değişim beklemiyorduk ama bu değişimin arka planında da yine aslında aynı öze gene dönmüş olduğunu yine bir değişmezlik yani değişmeyen şey yani siyasetin önünü tıkayan siyasete karşı siyaset dışı mihraklardan alabileceği destek. Ne yazık ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi iktidara karşı, AK Parti'ye karşı bir mücadele vermek adına siyaset dışı yeri geldiğinde Türkiye'nin dışından da bir takım mihraklarla işbirliği yapmaktan da geri durmuyor. İşte Biden'ın yaptığı konuşmanın üzerine atlama biçimi. Yani evet. Biden o açıklamayı yaptığı gün aynı gün şiddetle Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama beklerdik yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demesi gerekirdi ki biz Türkiye'de AK Parti seçimlerle halkın oylarıyla iktidara gelmiş. Beğensek de beğenmesek de halkın oylarıyla iktidara gelmiş bir parti. Sana düşmez böyle bir şey söylemek. O sesimiz de bandımız da hazır. Ona bir kulak verelim devam edelim. Bir virgül koyalım. Evet. Kılıçdaroğlu'nun Biden demokrasi sözlerini bir dinleyelim. Türkiye'deki bütün demokratikleşme hareketlerini desteklemelerini isteriz. Sadece yeni seçilecek olan Amerikan başkanından değil, biz Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği liderlerinden de aynı talepte bulunuyoruz. Bazen sizin sorduğunuz soruları soruyorlar bize. Evet, Türkiye'deki demokratikleşme hareketlerini desteklesinler. Türkiye'deki demokratikleşme hareketlerinin desteklenmesi talebi nedir? Nasıl bir mantıktır? Yani burası hangi ülke ki böyle bir talepte bulunur bir insan? Sayın Vekilim, Amerika'nın demokrasi getireceğim dediği yerlerdeki hali biliyoruz. Hali biliyoruz. Irak'a demokrasi getirdi. Bir de Irak'a getirdi. Suriye de bir miktar getirdi. Bizi de destekleyin, bizi de getirin diyor yani. Evet. Yani bu mentalitede... Yani evet. Yani aslında bu self-kolonyalizm denilen bir akım vardı. Gel bizi kurtar şeyi. Yani biz yetmiyoruz burada. AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele etmeye bizim gücümüz yetmiyor. Oradan bir bahşiş at gibi bir şeydir yani. Ufak bir destek çık. Yani bu hakikaten bir ülkenin başına gelebilecek en kötü muhalefet biçimi yani. İşte maalesef Hikmet Bey çok güzel bir örnek verdi yani. Evet. Lopen'in Macron'a çünkü çok ezeli rakipler, ezeli düşmanlar neredeyse yani. Buna rağmen o destek gerçekten çok manidar. İnsan böyle bir destek özlüyor. Ve gerçekten Türkiye şu anda özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a karşı uluslararası muhalefetin en önemli sebebi güçlenen Türkiye'dir. Bakın şey değildir. Ülke içerisinde ne olursa olsun. Ülke içerisinde birbirimizle kavga ediyor olabilir. Ama
uluslararası budur. Planda Türkiye'ye karşı özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen muhalefetin özü son 20 yıl içerisinde Türkiye hakikaten lig atlamış durumdadır. Yani bunu neresine, hangi ölçüye vurursanız vurun, Türkiye şu anda gidip Libya'da dengeleri tekrar kurabiliyor. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de dengeleri tekrar kurabiliyor. Gidiyor Azerbaycan'da 30 yıllık sorunu bir çırpıda iki aylık bir müdahaleyle çözebiliyor ve dünyanın gıkı çıkmıyor artık. Evet, dünya saygıyla eğiliyor ve Türkiye'nin gerçekleştirmiş şimdi, olduğu bu Sayın Aktay, ama bir yandan da çok da hoşnut olduklarını düşünmüyoruz tabii ki. Tabii ki. Hoşnut değiller çünkü Biden'ın işi o kadar vaveyla etmesinin sebebi Ermenistan meselesinde veya Ermeni soykırım iddialarını tekrar temcit pilavı gibi ortaya çıkarmasının en önemli sebebi Türkiye'nin Azerbaycan'da Amerika'sına rağmen, Rusya'sına rağmen kendi bildiğini okuyabilecek hale gelmiş olması. Şimdi böyle bir Türkiye'den rahatsızlar ve böyle bir Türkiye'nin mimarından da hoşnut olmaları mümkün değil. Evet. İşte Türkiye'nin muhalefetinin milli olmasının en önemli koşulu böyle bir durumda. Recep Tayyip Erdoğan arkasında durması. Ülke içerisinde muhalefetini yap. Evet. Seçimler var, seçimlerde git istediğin gibi eleştir, istediğin gibi yani her şey güllük gülistanlık değil elbette ki. Yani Türkiye'de de yani biz bizeyiz şu anda bu kadar da demeyelim ya. Elbette bir sürü sorun var ve bu sorunlardan ciddi muhalefet imkanı da var aslında. Potansiyeli de var, yapabilirsin o muhalefeti. Çok şey üst kalıyor mu acaba muhalefet, o da var. Şimdi burada buyurun. Bir tabii paragraf özellikle bu sözde Ermeni soykırımı meselesinde Sayın Hocama katılıyorum. Yani şimdi Amerika'yı ayıplayarak yahut kınayarak ancak ortağı dostum dediği ittifak ortağı HDP'nin yani çıkışına ses çıkarmayarak yani ciddiyetsizlikleri ortada. Burada az önce de ifade ettiğim üzere yeter ki Sayın Cumhurbaşkanı gitsin de nasıl giderse gitsin. Yurt dışında ne olursa olsun yurt içinde biz tek yumruk olmak zorundayız. Gerçekten ülkemizin menfaatine olan her şeyde biz birlik olabilmeliyiz. Baktığımızda ne CHP'den ne İYİ Parti'den bir şey gelmedi. HDP'ye bir kınama, net bir duruş, net bir tavır gelmedi. Ben özellikle milletvekillerinin sosyal medya açıklamalarına da baktım. Hiçbir şekilde HDP'yi kınayan, lanetleyen açıklamalar gelmedi. Sadece böyle sanki gibi dostlar alışverişte görsün mantığıyla Amerika'ya, Biden'a karşı yöneltilen bir eleştiri. Fakat bu samimi değil. Bizim gerçekten Türkiye meselesinde söz konusu vatan ise tek yumruk olabilmemiz lazım, tek güç olabilmemiz lazım. İçeride kendi ülkemizde milli konularda özellikle net duruş gösterebilmemiz lazım. Ancak bunu biz bugün ne CHP'de ne İYİ Parti'de göremiyoruz. Çünkü dostlarını kaybetmek istemiyor. Kesinlikle. Şimdi Sayın Çiçek, şunu sormak istiyorum. Aslında yeni bir konu başlığı ama önceki konulardan eğer yorumlamak, katkıda bulunmak istediğiniz nokta varsa lütfen onu da ekleyin. Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi kastederek Cumhurbaşkanlığından para alarak parti kurdu demişti. O iddialara ne dersiniz? İnce o iddialara sert cevap vermişti. Parayla parti kuran şerefsizdir demişti. İsterseniz Sayın İnce'nin o sözünü bir hatırlayalım. Şu Hikmet anda Bey. O meclisi bombalayanlar, Çengelköy'de vatandaşı sıkanlar, ağırlaştırmış müebbet alanlar hepsi gariban mı oldu? Öyle bir şey var. Şimdi ne demek hoş? HDP PKK'yı biraz yapmaya, sempatik hale göstermeye çalışıyor. Bir taraftan da İYİ Parti FETÖ'yü biraz sempatik hale döndürmeye çalışıyor. Ne oluyor? Sevgili Hikmet Orhan Sarı, ben bir şey söyleyeceğim. Herhalde programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Son cümleler olacak bunlar. Ben yani söylemekten teeddüp ederim, haya ederim. Aslında çok daha ağır cümleler kullanmak isterim ama RTÜK izin vermez. Fakat 15 Temmuz'u giden gitti, içeride garibanlar dediği ağırlaştırmış müebbet alan insan, alan alçaklardan söz ediyor. Yani hangi gariban? Merak ediyorum ben. Şu anda 15 Temmuz'dan biz şeyleri sen de takip etmişsindir. Biz Silivri'ye de gittik. Davaları takip ettik. Okuyamazsınız yüz binlerce sayfayı ama neyin ne olduğu ortada. Halkı bombalayanlar. Yani bir şey söyleyeceğim. Pardon, ben yanlış mı anlıyorum? Yani bugün o general rütbesi almış o alçak FETÖ'cüler, vatanı bir dolara satan, namusunu satan alçaklar içeride, ki bizim içimiz soğumadı, benim yüreğim soğumadı. Ben hep söylerim ben bunu. Kızarlar ama tekrarlayayım. Ben Türkiye'de idam cezası isteyenler bir tanesi benim. İdam edilecek olan kişiler ama şu anda ağır müebbet yiyen kişiler
garibanlar içeride diyor. Yani bu nasıl bir toplu bir ifadedir garibanlar? Hangi garibanlar bunlar? Kimler? Yani şimdi bunun çok üzücü. Biraz önceki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben geçtim, nasıl geçtim? Bak işte gördüm Kemal Sunal'ın filmindeki gibi. Sen de geçtin. Çıktım, bak ben nasıl çıktım, gördünüz çıktım. Yürüdüm çıktım dediği gibi. Geçtim diyor ya. Hani tankın önüne çıkacak adam. Arkadan sıvışmış onu anlatıyor bize. Şimdi Akşener de çok özür dilerim. Yani bunlar bu millet affedeceği şeyler değil. Bakın bir daha söylüyorum. Bu ülke tarihinde biz uçurumun köşesinden döndük. Bu ülkeyi parçalayacak ve en büyük, en alçakça saldırıyı gerçekleştirenler fotoğraflarıyla, belgesiyle, efendim görüntüleriyle meclisteki benim bende meclisten kırmış parçanın ucu var. Hatıra kalsın diye bende duruyor hala o parçalar. Bunlar duruyorken burada anladık tamam bir şey bedelini ödüyor olabilir Meral Akşener. Kılıçdaroğlu bir şeyin bedelini ödüyor olabilir. Bak milyonlarca para ödüyorlar bir taraflara. Tamam da arkadaş bu ülkeye bu kadar büyük saldırı, bu ülkenin namusuna, bu bayrağı vatana saldırıya da bu kadar masumlaştırıp da içeride garibanlar demek Türkiye çok büyük alçaklıktır bence. Yani başka bir şey diyemiyorum. Yani diyorum ya bir tedbir ederim söyleyemiyorum ama içeride masumlar dediğin zaman bunu açıklayacaksın arkadaş. Kimmiş o masum? Evet. Şimdi, çok özür dilerim. Yani. Teşekkür ederim. Kenan Bey şöyle bir aslında hazırladığımız barkolar var sizlerin de derlediği. Sayın Çiçek'in de az önce bahsettiği CHP'den kimler istifa etti? Şunu şöyle sorayım. CHP'de kim kaldı? Yani işte aradığımız solcular ben dedik ya, özlediğimiz solculardan kimler kaldı? Ben az önce yine istifa dilekçesine baktım Sayın Çiçek'in. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin avukatlığını yapan bir avukat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan bir avukat diyor ki, Atatürk'ün kurduğu parti şu an Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor. Evet. Yani çok acık, yani dokunaklı bir ifade. Ya ben az önce söyledik, Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Muharrem İnce 41 yıl sonra %30 barajını aşan en önemli isim tasfiye edildi. Ya ben şok oldum Sayın Avukat açıklarken. CHP'nin genel merkezinin 9. katında seçim, Muharrem İnce'nin aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimini izliyor avukatımız. Ve CHP'nin grup başkan vekili Özgür Özel, Muharrem İnce'nin oyu arttığı için üzülüyor. Ve HDP'nin oyu arttığı için de, barajı geçtiği için de evet, seviniyor. Muharrem İnce'yi tasfiye ettiler. Yani Muharrem aday İnce, göstererek tasfiye ettiler. Mehmet Ali Çelebi. Mehmet Ali Çelebi Ergenekon davasında sanık olarak yargılandı, istifa etti. Şeyden dolayı, sayın avukatımızın ifadesiyle Canan Kaftancıoğlu'nun, yani ulusalcıların partide tasfiye edilmesini protesto için ayrıldı. Muharrem İnce'nin yanında Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel, Teoman Sancar, Gaye Usluer, bu isimler zaten Muharrem İnce seçim çalışmalarında bulunurken, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarında bulunurken Muharrem İnce'ye yakın adayların hiçbiri milletvekili yapılmadı. Hatırlarsınız Muharrem İnce seçim çalışmalarını durdurmuştu, gitti genel merkeze. Sonra bu yaşadıklarını da içinde tuttu ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayıyken Muharrem İnce'ye yakın milletvekilleri aday yapılmadı. Evet. Ve tek tek tasfiye edildiler. Şimdi az bir süremiz kaldı. Barkolarımız var aslında. Sayın İnce'nin de bahsettiği, Muharrem İnce de demişti ya, CHP yalanın kurgu merkezi. CHP'de ciddi bir değişim var. O özellikle bu algı ve yalan üzerine kurulmuş dediği gibi Muharrem Bey'in de. İsterseniz o ana başlıktaki bazı yalanları barkolaştırmıştık. Daha uzun aslında işleyecektik ama hızlı bir şekilde tabii, Kenan Bey onları bize özetleyebilirseniz. Sayın Çiçek, sizin de bu noktada eğer katkılarınız olursa lütfen siz de konuşmaya çok girebilirsiniz. Çok kısa hemen ifade hızlı edeyim. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu olayı darbe girişimi olarak ifade etmişti 16 Temmuz'da mecliste. 3 Nisan'da kontrollü darbe dedi. Yani kendini yalanladı. Yani 15 Temmuz kontrollü darbe girişimi yalanı kendi ifadeleriyle yalanladı. Yani ve ondan sonra büyük bir algı oluşturmaya tabii başladılar. Kontrol. Tıpkı FETÖ aslında hemen ikinci gün bunu söylemeye başlamıştı. Tabii. CHP de o trene, o vagonlara bindi. Bir sonraki barkomuza devam edelim. Evet, az önce görüntüsünü de paylaşmıştı. Evet. Kılıçdaroğlu kim darbe girişimi yaparsa tankın önüne ilk ben çıkacağım dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde
darbeci askerlerin kontrolünde Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Sordular neden tanklar oradaydı, direnmediniz. İyi de tank getirselerdi, nerede tank dedi. Yani akıl tutulması bir cevap. En son açıklaması da ben yürüyerek geçtim dedi tankların oradan. Tayyip Erdoğan'ı kastetti. O neden yürümedi? Bu konu daha sonra tartışırız. Evet. Yani birbirini yalanlayan, yalan üretim merkezi olarak bir video paylaştı ya animasyon AK Parti Genel Merkezi. Ya çizgi film deniliyor ama hakikaten gerçek. Yani şu açıklamaların dört açıklaması komedi ötesi bir şey. Yani. Devam edelim. Fazilet Durağı bu yalan. Meşhur Fazilet Durağı pandemi döneminin en büyük yalanıydı. 47 kişinin AK Partili 47 kişi Ekrem İmamoğlu'nu zorda bırakmak için sabahın 6'sında Fazilet Durağı'ndan bindiğini iddia ettiler. Ekrem İmamoğlu işte o 47 kişiyi gördüğünü ifade etti. Kanım dondu dedi. Suç duyurusunda bulundular bu yalanının ardından. Başsavcılık İETT kayıtlarıyla hiç kimsenin o duraktan binmediğini ortaya çıkardı. Sonrasında da onlar aslında onu kabul etmek zorunda kalmışlardı. Hala bu yalan hakkında ne Ekrem İmamoğlu ne Murat Ongun özür dahi dilemedi. Özür dilemediler. Evet. Kesinlikle. Var mı bir barkomuz daha? Bir diyalog barkomuz var. Evet. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. 2016'da açıklama yaptı. Dedi ki AK Parti içinde 120-180 civarında diyalogçu milletvekili var. Evet. Açıklasınlar dedi. Diğer bir açıklaması da yine 2016'da. Baylok kullanan 4 bakan ve 60'a yakın vekili açıklayacağız. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz. 5 yıl geçti. Ne bakan ne milletvekili yapılan soruşturmalara hiçbir şey çıkmadı. Bu utanmaz yalanı söyledi ve özür dahi dilemedi. Son bir barkomuz daha var. Onu da hemen ekrana getirelim. Ha, bu da skandal ötesi bir şey. Yani evet. Gençler belki bilmez ama SSK Genel Müdürüyken kurumda başörtülü avukatlar peruk takarak duruşmalara gidiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu soruşturma başlattı 1998'de. 2008'de üniversitelerde başörtüsü yasağı kalktı. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Kemal Kılıçdaroğlu o açıklamayı yapan imzacılar arasındaydı. Recep Tayyip Erdoğan 2013'te kamu kurumlarında başörtüsü yasağı tamamen kaldırdı. Bu perukla duruşmaya girdiği için soruşturma açan Anayasa Mahkemesi'nde yasağın devamı için giden Kemal Kılıçdaroğlu yine akıl tutulması bir açıklama yaptı. Yasağı biz kaldırdık dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki başörtüsü yasağını ben kaldırdım evet, dedi. Yani bunlar yani toplasan yalanlarınız şöyle 3 cilt 5 cilt yalan çıkar. Şimdi son 1 dakika ve son sözü Ankara'ya vermek istiyorum. Sayın Çiçek son 1 dakikamız var. Son sözü size bırakmak istiyorum. Lütfen buyurun. Teşekkür ediyorum Orhan Bey. Son şunu söylemek istiyorum. Yakın bir zaman önce bir görevlendirme yapıldı bana. Gittim dosyaya baktım. Evet. Dosya Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dosya. Müştekisi de bir önceki genel başkanımız, Allah sağlık sıhhat versin, Sayın Deniz Baykal. Deniz Baykal'ın Angora evlerindeki evine böcek, izleme, takip sistemi yerleştiren birkaç polis memuru hakkında iddianame düzenlenmiş. Bunları FETÖ PD'ye yapısına tabi kişiler. Haklarında iddianame düzenlenmiş, dava açılmış. Tabii baro CMK sistemi kapsamında görevlendirme yaptığı için beni görevlendirmiş. Sistemde de açık görünüyoruz muhtemelen. Ben gittim partimin saygı duyduğum eski bir genel başkanı. Dosyaya iştirak edemeyeceğimi belirterek bir dilekçe verdim. Dosyaya da girmedim. Akıbeti ne oldu bilmiyorum. Bilemiyorum. Bunu şundan anlattım. O dönem Deniz Baykal'a her ne kadar Deniz Baykal, Sayın Deniz Baykal okyanus ötesinden bir gelen bir şey değil diye açıklama yapmışsa da bu kendisi için bir handikaptır kanaatimce. Deniz Baykal'a operasyonu yapan yapının FETÖ yapısı olduğu o dosya kapsamında dahi sarih olarak ortadaydı. Bu dosya devam ediyor, yargılanıyor bu şahıslar. Evet. Yani kolaylıkla da temin edilebilir. Netice itibariyle o operasyon neticesinde kayıtlar alınmak suretiyle Sayın Baykal'ın istifası temin edildi. Ve genel başkan koltuğuna mevcut genel başkan geldi.
Bugün ismini programda çokça zikrettiğimiz grup başkan vekili bir açıklama yaptı. Ne dedi açıklamasında? Biz Dersim'le ödeştik dedi. Dersimli'yi dedi, biz genel başkan yaptık dedi. Sadece o muydu netice, Dersimli'yi yapmak mıydı? O önceki genel başkana yapılan operasyonlar neden yapıldı? FETÖ tarafından yapılan operasyonlar. Netice itibariyle geldiğimiz süreçte CHP'nin dönüştürüldüğü, CHP'nin devşirildiği, başkalaştırıldığı açık olarak ortaya çıkmıştır. Evet. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ülkesine seven bir yurttaş olarak, partide bulunduğum 10 senelik süreç içerisinde sessiz bir şekilde gitmek yerine ortada olanları, sağduyulu vatandaşlarımızın, parti tabanımızın fedakar ve cefakar üyelerinin, bu partiye gönül veren gençlerin görmesini, bilmesini, değerlendirmesini ve düşünmesini istedim. Nacizane yaptığım bundan ibarettir. Evet, Sayın ediyorum. Mustafa Kemal Çiçek, çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi, tecrübelerinizi ve bilgilerinizi bizlerle aktardığınız için. İstanbul stüdyomuzda da Sayın AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, teşekkür ederiz. Siyasetçi yazar Profesör Doktor Yasin Aktay, teşekkür ederiz. Ve Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, bütün konuklarımıza. Evet, memleket meselesinden bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.